Bole'den herkese merhaba. Sosyos.com'un sunduğu geleceğe dönüş programında bir Avrupa programı ve Ilgaz Çınar'la birlikteyiz. Hoş geldin. Selam, abi. hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl hoş keyifler? Hoş bulduk. İyi. Gece e, Minsk'ten sabah karşı döndüm. Evet. 12 dev <laughs> adamı desteklemeye gittik. Sağolsun Türkiye Basketbol Federasyonu'na <laughs> teşekkür edeyim. E, desteklemeye gittik. Çok istediğimiz gibi bir skor olmadı ama... Yani. Bir yandan e... evet. Yani çok da söylenecek bir şey yok. Aynı saatlerde Türkiye... Dünya Kupası elemesinde Belarus'u oynarken milli takımın iki önemli yıldızı Melih Mahmutoğlu Fenerbahçe için, Şenlerkin. Şenlerkin Anadolu Efes için sahadaydı. E, bu çok kötü. bayağı kötü. Baya bayağı kötü. Yani 300 milyon lira Fenerbahçe, 400 milyon lira tam yani küsüratlarını atıyorum. Anadolu Efes harcarken şampiyon olmaları halinde Eurolik'ten 15 milyon lira sadece prim parasını çıkartamayacak ücretler kazanacaklarken, ödüller kazanacaklarken milli takımların bu kadar yabana atıldığı... Ee, takımların bu kadar sadece kendilerinin verdiği ama hiçbir şey alamadıkları bir organizasyon. Yani diğer Avrupa mücadeleleri için de aynı şeyi düşünüyorum. Evet. Yani bu FIBA Euro çekişmesi milli takımlar özellikle çok zarar verdi. Bu kur farklarıyla Avrupa işi e, çok zor gerçekten. Zor zor, hakikaten zor. Yani yatırımının karşılığını alabilsen tabii ki başarı bir karşılıktır ama aynı zamanda maddi de bir karşılığının olması gerekiyor. Orada büyük sıkıntı. Evet, NBA'deki bizim yıldızlar da gelemiyor. Gelemiyor. De, gelemiyorlar. Ve 12 dev adam, hani pek de normal spor severin isimlerini bilmediği gencecik çocuklarla dün Minsk'teydi. Detaylar sende de zaten. E yani. Tabii yani hepsi bu arada çok potansiyelli oyuncular kabul ama hiçbiri takımlarında ilk beş oyuncusu değil, uzun süre alan oyuncular değil, çoğu yani diyeyim hatta. Ama şu kesin hiçbiri takımlarının karar verici oyuncuları değil, esas aktörleri değil. Basketbol Süper Liginde de. Alt ligde de yabancılar daha önde duruyorlar. Evet. Oynasa bile işte takımlar bir bir numara bir 5 numara alıp iki yabancıyla bile alt ligde bile onlar karar verici hale geliyor. Bizim çocuklar hiçbir şekilde kendilerini geliştiremiyorlar. E, o öf, NBA'dekiler yok. Şimdi Cedi Furkan işte Attık Ersan hadi biraz azaldı onun gelme ihtimali diyelim. Alperen orada, işte Ömer Faruk Gürseven orada, Shane Larkin'i meliği orada şeye veriyorsun. EuroLeague'e kurban veriyorsun. Ee, onun haricinde e, gençlerle oynamak zorundasın. Onların çoğu dünya kupasına gidersen o takımda olmayacak büyük ihtimalle. Tribüne gelenlerin bile çoğunun bunlar kimdi diyeceği çocuklarla... Nasıl tezahürat yapacaklarını bilmediği, bilmediği çocuklar var. Bilmediği çocuklar var. Ee, onlara da kızacak bir şey yok o kadar. Orunene'yi de o kadar kızamıyorum. ya yani Evet dersin ki tamam belki biraz daha sakin olunabilir miydi? Çünkü yani Belarus bizim bu grupta e, altımıza alacağımız esas hedefti. 14 sayı farklı yenildik. O kötü oldu. çünkü 30 şey, Haziran'da oynayacağız tekrar. Büyük Britanya maçına çok önemli hale geldi. Pazar günü Sinan Erdem'e herkes gitsin. O destek önemli. Evet. Ben de gideceğim. Pazar günü Sinan Erdem'deyiz. Milli takımı destekleyelim. İnşallah iyi olursun. Öyle Ama diyelim. güzel haberler de var. Evet. Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray e, biz dönüşte dün tak şeyde dönüşte havalarını dönüşte <laughs> misli herkes telefonlardan açtı maçı takip ettik ardı ardına goller geliyor her şey çok iyi yani şimdi kadro de, kadroyu koymuş arkadaşlar önüme Galatasaray'ın ilk 11 değeri tahmin değerler bunlar 58,5 milyon euro Marsilya'nın ilk 11 değeri 172 milyon 800 bin euro. Tabii bu tahmin e, Neye göre e, tam olarak saptandığını e, genel olarak bilemediğimiz bir şey. Ama e, burada lig farkını da ortaya koymalıyız. E, şimdi Galatasaray'ın e, başarısını anlatırken e, diğer taraftan da e, dünya futbolunun e, liglere dair bakışını da e, söylemek zorundayız. Mesela işte dün akşam sonradan oyuna giren Dele Fuente. E, Türkiye'de olsa acaba kaca satarız diyorsun ama Dele Fuente, e, Barcelona altyapı çıkışlı bir çocuk bu arada, Amerika'da Barcelona çıkışlı bir çocuk. O mesela şunu hayal edebiliyor Fransızlar. Ya yani biz eden işte Marsilya diyor ki muhtemelen en az bir 15-20'ye satarız beklediğimiz gelişimi gösterirse diye. Veyahut da hani arka düzmül bir tarafa geçelim. Dieng genç yıldızı. San Paolo ile beraber çok müthiş bir çıkış gösteren. Dün akşam üst de şutu patlayan oyuncudan bahsediyoruz. Onu muhtemelen biz 25-30'a satarız diyorlar. Bu tarz şeyler yapıyorlar. İşte mesela Lille'deki Osman'ın Napoli'ye yüksek rakamlı satışları gibi. Yani Sen de olsa çok daha farklı. Dışarıda olduğumun çok daha farklı. Bunun da bir farkını ortaya koyalım. Terim'in bebekleri demiştik daha önce yine senle Öyle yapmış yani. olduğumuz noktada. Yapmış olduğumuz programda. Yani Galatasaray'ın şu ana kadar Avrupa Ligi'nde yenilgisiz olması çok önemli. Kaybetmedi. Yani bu şu anlamda önemli. Galatasaray ve Fatih Terim Avrupa'daki gerçekliliğine biraz tersi Gerçekliğini yitirmişti demeyelim de biz ona. E, algısı kaybolmuştu. Avrupa algısı kaybolmuşken yeni kurulmuş bir takımla, tekrar dizayn edilmiş bir takımla Avrupa Ligi'nde yenilgisiz gitmek çok çok önemli. Yani Lazio deplasmanında yenilmezse Galatasaray, lider çıkacak. Lider çıktığı zaman da takviminden iki maç e, eksiltmiş olacak. Bu çok çok önemli. E, atmış olduğu e, gol, yemiş olduğu gol sayısı özelinde de. Dün akşam dört tane attı Galatasaray ki genellikle 0-0, 1-0'a bağlayan skorlarla gidiyordu biliyorsun. Lokomotif Moskova'yla da birbiri beraber kalmıştı. Yani 7 gol atıp 3 gol yemiş olması da önemli. Ama biz burada yemiş olduğu gol üzerinden odaklanalım biraz. Çünkü Süper Lig'de daha farklı e, kalesini doğru koruyamayan veyahut da oyunu doğru oturtamayan bir Galatasaray varken Avrupa'da çok daha farklı oynayabiliyor. Çünkü Avrupa'da istediği geçiş oyunu net olarak sergileyebiliyor Galatasaray. E, dün akşam e, şunu da gördük. Genel olarak hep Fatih Terim'in bir ısrar üzerinde e, gittiği e, söyleniyordu. Daha önce de böyleydi. Fatih Terim'in ilk teknik direktörlük kariyeri, yani Galatasaray'daki ilk başlangıcı. ikincisi, üçüncüsü. Ama özellikle ilkine e, göndermeler yaparak e, konuşalım. Taraftarlarda muhtemelen böyle düşünüyorlardır. İşte, e, 4-0'lık bir Fenerbahçe mağlubiyeti vardı e, ilk Fatih Terim'in geldiği zaman. İç sağda alınmış, Ali Sami'ye alınmış bir 4-0'lık mağlubiyeti vardı. Sonradan oyunu dönüştürmeye başladı. Çok ısrar etmedi. Üçüncü gelişi. İç sahada Gaziantep kaybettiği bir e, maç vardı. Sabri Sarıoğlu'nun merkezde Felipe Melo'nun yanında oynadığı. O maçı kaybetti Fatih Terim. Sonra e, işte Riera'nın, Ebue'nin savunmanın e, kanatlarını aldığı, Emre Çolak ve Engin Baytar'ın merkeze yerleştiği bir 4-4-2 üzerinden Fatih Terim tekrar dönüştürmüştü Galatasaray'ı. Dün akşam bunu merkez olarak söylemek lazım. Yani Çıkıldağ'ı ne kadar daha hücuma yakın oynatırsa o kadar daha verim alınabileceğinin gerçekliğiyle karşılaşmış olduk biz futbol sever olarak bunu hep düşünüyorduk ama Taylandla Berkanın olduğu bir orta sahada çıkıldı savunma görevlerini de aksatmadan ama hücuma daha fazla destek vererek bu işi yapmaya başladı Kerem Aktürkoğlu bir zaten Sampoali biliyordu orada o tarafı kapattığı zaman Marsilya Galatasarayın sağ taraftan bu kadar etkili olabileceğini Sampoali keşfedememişti ama Galatasaray oraya farkındaysan 5-6 tane paslarla attı. Fegül ikisini doğru çevirebilmiş olsa Galatasaray ilk yarı 3-4'ü bulacak pozisyondaydı. Yani Galatasaray dersine çok iyi çalışmıştı. Galatasaray'ın belirli sıkıntıları var. Ama bu oyun gelişmeye daha yönelik bir oyun. Ama bundan sonra Santoforo olsun bu olsundan ziyade oyunun genel merkezdeki şeklinin bu olması gerektiğini gösterdi bence Galatasaray. Çikaldao'nun... E, ya yani izleyicilere bir şeyler hayal ettirdi. Yani Hı -hı. sene başında da Galatasaray'ların en belki de beklentisinin yüksek olduğu oyuncu haline geldi Çıkal Beşiktaş maçında geldi ceza sahası önünden. Takım pek oraya da gidemezken Hı -hı. bir iş yaptı. Çok güzel bir şut takımı öne geçirdi. Fenerbahçe maçı belki çok iyi çıkardı. Aynısını yapıyordu aslında Hı -hı. Evet, Hı -hı. Fenerbahçe maçında Doğru. da. Dün Marsilya maçındaki etkinliği. Çıkal Dağı'nın aslında dediğiniz e, destekleyen somut öğeleri de oluyor maçlar içinde. Yani öyle. E, dün maçı izlerken tabii şimdi Galatasaray'ın geçmiş maçlarını da hatırlayarak da ben e, oyuna baktığımda set oyununda, daha sonra Galatasaray'ın setlerinde şunu gördüm. E, Boy'u bir kenara bırakalım, saşa Boy'u bir kenara bırakalım çünkü o sakat hala dönemedi. Ligde ilk maçındaki kurguyu dememem. Yani Giresun Spor maçıydı. Giresun Spor maçında da Çıkıldağ'ın Jackney ile ve Fegur ile beraber çok etkinliği vardı rakip sahada. Jackney'den almış olduğu penaltı kaçırmış olduğu penaltı Galatasaray'ın tekrar kazanmış olduğu penaltıların hepsi e, Giresun'un sol tarafından gelmişti. Bak hiç e, yani e, Giresun'un e, sol tarafı Kerem Aktürkoğlu'nun etkin olduğu değil. Galatasaray'ın sağ taraftan etkin olduğu, Kendi sahada etkin olduğu hücum setleri vardı. Bu maçta da öyleydi. O, o kadroya çok yakın bir kadroydu hemen hemen. E, çünkü orada marka vardı işte o kerem Aktürkoğlu ile o e, üzüntü verici olayı yaşadıklar, insanların da tepki gösterdiği olayın yaşandığı dakikaya kadar Galatasaray bu oyunu kurgulu, kurgulamıştı Giresunspor'a. Tabii ki Giresun'da Marsilya, ile Giresun Marsilya bir değil ama oyun felsefesi, oyun ideolojisi olarak Fatih Terim'in kafasında bunun olduğunu biz net olarak bir kez daha gördük. İyi bir oyun belirli sıkıntıları hala var Galatasaray'ın ama bu da zamanla oturacak. Çünkü birazcık da Fatih Terim'in dediği gibi sabretmek gerekiyor. Dün akşam mesela şöyle göstereyim. Şu neyse maviler Galatasaray olsun. Dün akşam Yedlin'de altı çok iyi dar attı Galatasaray'a. Yani burada Galatasaray'ın temel planı çizgi oyuncularını boş bırakmak, oraya top geldiğinde oraya doğru kaymaları yapmaktı. Mesela Yedlin, Nelson, Marko ve dağıldığında Kerem Aktürkoğlu şurada Fegül'ü buralardayken özellikle Berke ve Taylan'ın dönüşümlü olarak şuralara girmeleri, açıkları kapatmaları Galatasaray adına savunmada da çok iyi çalıştığının bir göstergesiydi. Bunu kırdı Marsilya dikkat et maçın ikinci yarısında özellikle şu hat aralarına çok fazla pas atmaya başladılar. Ve hatta ilk yarıda bir kez marka orta sahaya kadar çıktı adamıyla Taylan ve Berkan doğru doldurmayı yapamadı. Arkaya atılan top Dieng'in direktlerinden şutu da vardı. Bunlar olacak ama yani o pozisyonları Marsilya'ya rende veriyor. İşte Montpellier'e de veriyor. Yani da bu pozisyonlara gir girecek potansiyelde bir takım olduğu için tahmini değeri e, bu şekilde zaten. Daha demin e, konuştuğumuz evet. e, şekilde. E, sonra Fatih Terim hemen e, Avrupa'daki... Çok pardon ama bu söylediğiniz mesela Fenerbahçe maçında da yaşadı işte. İkinci gol böyle oldu. Evet. Markanın pozisyonu doldurulamadı Tayland tarafından. Çünkü Taylan orada şeyi düşünemedi. Yani radar e, çevre kontrolünü kötü yaptı. Crespo buradaydı. Ben o pas, arası yapar mıyım diye gitti Rossi'nin muazzam bir zeki pası geldi. Crespo'nun golü geldi. Şimdi bunları da çalıştıkça olacak. Hmm. Taylan bir altı numara mıdır? Mesela hep o şeyler üstünden, başlıklar üzerinden gidelim. Yani e, genel olarak dünya futbolunda e, altı numaranın tanımı artık daha fazla hücuma yönelik olmaya başladı. Taylan yüzünü rakip kaleye döndüğü zaman, yani topla buluştuğunda, rakip kaleyi aldığı zaman şuraya atmış olduğu üç tane pas vardı ilk yarıda. Bunların ne kadar etkili olduğunu e, görebildik. Düzeltilmesi gereken ne? yüzü buraya dönükken yani kendi kalecisine yani. dönükken açıyı doğru ayarlayabilmek. Doğru açıda top alabilmesini sağlamak. Ama bu sadece Taylan'la alakalı değil. Sizin takımınız ne kadar proaktif olursa kendi yaralarında doğru açıda top alacak oyuncu sayısını 2'ye 3'e çıkarttığınız anda işiniz daha fazla kolaylaşıyor. Burada da referans olarak Galatasaray'ın yıllar sonra 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendiği maçı örnek gösterebiliriz. Çünkü Seri'yle ile Belhan da top aldığı için, topuna salacaklarını bildikleri için Galatasaray o kadar etkindi. Hatta hatırla işte Max Kruse gelin ileriye diyordu. Fenerbahçe prese gidiyordu. Ama Galatasaray burada hep hatta arasında bir ekstra oyuncusu varmış gibi gözüküyordu. için, Çünkü doğru açıda top alabildikleri için. O yüzden Galatasaray o kadar etkin oldu. O yüzden Onyekur'dan koşu var. Hala ve hala Galatasaraylı taraftarların aklında var. Veyahut da insanların aklında var. Bu da zamanla gelişecek bir şey. Yani Fatih Terim bunu zamana oturtacak. Sadece biz biraz sabırsız davranıyoruz bence.